Günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün Salı, yine saat 10.30'da Kanal 7'de hep beraberiz. Dün inanılmaz koşturmacalı bir gündü. Sizin için tam 15 çeşit kahvaltılık hazırladık. Bugünkü menümüz yine harika, bayılacağınıza eminim. Sizin için özel seçilmiş güzel yemekler yapıyoruz. Hadi gelin menüyü bir izleyelim bakalım. Mevsim geçişlerinde sağlığınız değişmesin diye cennet çorbası. Çıtırtısında yer yarılabilir. Sandal börek. Gelin köfteyi biraz zahmetle pişirelim. Şiş köfte. Güç kaynağı diyebiliyoruz. Osmanlı usulü ıspanak. İçinden büyüleyici lezzet dökülen mühürlü bohça tatlısı. Kan şekerinizi tavan yaptıracak tiramisu bombası. Az sonra. Evet, bugün oldukça sakin bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Güzel güzel sohbetler edeceğiz. Koşturmasız, telaşsız. Sizin için en lezzetli tarifleri vermeye çalışacağız. Hacıkam nasılsın? Elhamdülillah. Dün çok yoruldun mu? Çok yorulduk. Hacıka sağ olsun. Yani aslında burada yemek yapmak bence hiçbir şey. O arkada onu getir, götür, toparla falan, en çok o yoruluyor. Mesela. Hakkını helal et. Helali hoş olsun. Bugün çok güzelsin. Bugün evet, çok güzel. Bugün biraz öyle oldu. Biraz özendiler herhalde. Harikasın, çok güzelsin. Günler sonra. Çok sarı da çok yakışmışsın. Sarı lacivert mi olduk, ne böyle? Evet, manidar olduk. Evet. Bence güzel bir mesaj. Bu sene Fenerbahçe'den şampiyonluk bekliyor muyuz? Fenerbahçeli ama olmayanlar kızmasın. Ne olursa İnşallah olsun, güzel gidiyor. Arkasındayız. Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, malzemelerimiz geldi. İlk başta sandal börekle başlıyoruz. Sandal börek oldukça bereketli bir tarif. Birkaç tane yufka ile bile bir tepsi börek yapabiliyorsunuz neredeyse. Hem görsel olarak çok güzel, hem de yapımı son derece basit. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Daha sonra da yapımına geçelim. 3-4 adet yufka, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, beyaz peynir, kaşar peyniri. Elinizde ne varsa, ben bu peynir olaylarında çok fazla kısıtlamayı sevmiyorum. Siz zaten biliyorsunuz böreğe ne tür şeyler, peynirler gidebileceğini. 3 adet çeri domates, yeşil sivri biber, 1 adet yumurta üzerine sürmek için beyazını atmayalım, peynire katalım, sarısını da üzerine sürelim. Susam ve çörek otuna ihtiyacımız var. Ben bunu yaparken istersen sen de tepsimizi ayarlayabilirsin. Şöyle, bu arada yufkalarım çok güzelmiş. Sabahtan bir korktum kuru yufka gelir diye, çünkü bunu şekillendirmesi oldukça önemli. O yüzden güzel bir yufkaya ihtiyacınız var. Mümkünse böyle hazır açık satılan yufkalardan alabilirsiniz. Onlar biliyorsunuz ki zaten bambaşka oluyor. Şöyle hemen ikiye katladım yufkamı. Arkasından da keseceğim. Şöyle bir ortadan ikiye kesiyorum. Aynı paçanga böreği yapar gibi yufkalara ihtiyacım var. Daha sonrasında da siz nasıl kesersiniz bilmiyorum ama ben genelde şöyle üst üste katlıyorum. Bir ortadan daha kesiyorum. Benim için her zaman daha kolay oluyor bu şekilde kesmek. Şöyle tam ortadan yine böldüm. Bakayım. Şöyle. Büyük mü yapalım sandallarımızı, küçük küçük mü yapalım? Vallahi büyük olsa daha iyi. Gemi gibi mi olsun yoksa sandal gibi mi olsun? Bakayım. Ben büyük yapayım. Tamam. Büyük bence de. Bence kuruz, de kuruz gemisi yapıyoruz. Şimdi öncelikle hemen ne yapıyoruz? Çok basit. Zaten sosunda hiçbir şey yok. Şöyle bir sıvı yağım var. Bir sıvıyı şeyle alabilirim aslında. Çırpmak ile de olur. Hiç fark etmez. Şöyle yumurtanın beyazını peynirin içine koyacağım. Sosuna eklemiyorum. Onun dışında tereyağı da kullanabilirsiniz isterseniz ama ben hiç çırpma kabına gerek yok. Direkt sürme fırçası yeterli tamam. Benim için. Şu. Harika. Tek yapmamız gereken içine şöyle sıvı yağ sürmemiz ki böreğimiz kurumasın. Bu arada yufka ile eğer börek yapıyorsanız el açması gibi böyle çıtırlık vermesini isterseniz bir püf noktası var biliyor musun? Nişastalı olan mı yoksa? Nişasta kullanmıyorum ben çok fazla ama nişasta da olur elbette ki, niye olmasın? Un. Yani böyle sosunu sürdükten sonra küçük bir elekle birkaç parça un. Getireyim istersen. Serpiştirdiğinizde. Yok, hiç gerek yok. Bence bugün çünkü daha farklı bir şey yapıyoruz. Şöyle böreğimi sardım. Arkasından da şöyle çevirdim. Bunları üst üste getirdim. Daha sonrasında şu kısmını içeriye doğru katladım. Ve bir sandal şekli oluşturduk. Şöyle kameranın görmesi için açısını yaptım. Yani aslında böyle dümdüz bir sandal şekli verdik. Daha sonrasında da bunun içini dolduruyoruz. İçini doldurmak için neye ihtiyacımız var? Peynir dedik. Kaşar peyniri dedik. Ben domates de koyacağım biraz. Onları eziyoruz. Yumurtanın sarısını dışı için, beyazını da içi için kullanıyorum. Çok kolay bugün. Hop. Bu arada çok ben şükür. Hafta sonu sosyal medyadan böyle küçük bir anket yaptım.
Dedim ki nasıl tarifleri izlemeyi seversiniz? Nasıl tarifler görmeyi seversiniz? Özellikle sosyal medya için gerçekten ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü ya evde yaptıklarımızla aslında sosyal medyada görmeyi sevdiğimiz, izlediğimiz tariflerin bambaşka olduğunu düşünüyorum. Seni çok şaşırtan, ya bu çok izlendi, hiç bu kadar izlenmesini beklemiyordum dediğin. Ya da işte bunun için çok uğraştım, çok emek harcadım, daha iyi bir sonuç beklerdim ama beni şaşırttı dediğin tarifler maalesef var mı? Gerçekten insanlar çok kolay tarif seviyorlarmış. Ben çok uğraştıklarımdan yeterli bir verim alamıyorum sosyal medyada ama hiç uğraşmadığımda bir bakıyorum milyonlar izlenmiş. Enteresan bir şekilde şimdi en kalitelisini yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada da işte video çekenler zaten bilirler. İşte uğraştığınız böyle içine çok malzeme giren tarifler falan çok fazla sevilmiyor. En sevilen tarifler her zaman en az malzemeyle en pratik olanlar. Biz de bugün sizin için bu menüyü özel hazırladık. En sevilen ve kolay tariflerden. Evet. Tepsimiz aynen burada. Şöyle tepsime sandal şeklini verdiğim böreğimi koydum. Bunu daha küçük de yapabilirsiniz. Hani biz tam dörde böldük ya, isterseniz şöyle bir kat daha bölersiniz. Hatta isterseniz bir tepsisinde öyle yapar gösteririz. Öyle de daha minik sandallar elde edebilirsiniz. Zaten iç malzemesi gelecek ya. O onu tutacaksan merak etme. Şöyle dışına da biraz yağ sürdüm. Yine yumurta sarısı da süreceğiz. Hemen peynir. Bunun içinde herhalde şey peynir var değil mi? Beyaz peynir. Beyaz peynir. Normal dümdüz bildiğimiz aynen. Beyaz peynir. Ama çökelek de olabilirmiş. Çökelek olabilir, lor olabilir. Böreklik lor, tabii biliyorsunuz daha farklı oluyor. Böreklik lor kullanabilirsiniz. Kaşar gibi oluyor, eriyin. Aynen öyle. Ezine peyniri kullanabilirsiniz. Tamamen sizin evde olan malzemelerle. Özellikle buna çok ben özen gösteriyorum, dikkat ediyorum. Evde olan malzemeleri kullanırsak her zaman daha iyi. Çünkü bazen bir malzeme olmuyor. Hatta bazen şey deniyor, abla evde sadece tava var falan diye. Evet, onu çok evet, yazan yani oluyor, çok, değil mi? Çok malzemeyle bir şey yapmayı sevmiyorum. Evet, çok özel tariflerde bol malzemeye daha çok ihtiyaç oluyor. Ama bugün son derece pratik. Misafiriniz geldiğinde, çocuklar geldiğinde hızlıca evde olan malzemelerle yufkanız varsa yapabileceğiniz bir börek yapıyoruz. Orada kesilmişler bitti. Tamam, kesilmişleri bitirdik. Şöyle yeniden katlıyoruz. Arkasından da şöyle çeviriyoruz. Sandal şekli verip ucunu kapatıyoruz içeriye doğru. Şöyle yapıştırabiliriz. Sonrasında da peynirli kısmı içine dolduruyoruz. Son derece hızlı pişiyor bu arada. Yufka çünkü yoğun, böyle çok sıkıştırılmış bir yufka değil, kat kat bir yufka değil. İçindeki ürün de zaten içinde değil, dışında olduğu için aslında yapımı da son derece hızlı olan, pişen bir börek. Şöyle bakayım, iki tane daha girer bunlara. Şöyle vereyim. Harika. Ha. Bunun üstünde iki tane mi fırın kağıdı var? Bir tane adı. İki tane. Neyse. Daha iyi, boş ver. Boş ver. Aa, bak bir tane daha son böreklik kaldı. Daha devamını yapmamıza tamam. Gerek yok. Tamam. Ben onu da, sana eşit söyle. Miktarda kardeş payı yaptım. Şöyle malzemeleri. Harikasın, teşekkür ederim. Daha sonrasında da üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Kalan çiçek yağıyla beraber karıştırabiliriz. Sonra susam, çörek otu ne yapmak isterseniz. Ve ben biraz domates ve biberi de çok seviyorum. Börekte madem açık börek yapıyoruz, böyle pizza havası versin diye üzerine de biraz domates ve biber de koyacağım. Şöyle iç harcını istersen bak şöyle yapabilirsin Hacuka. Ne yapayım? Sıvı yağı, yumurtayı bunun içine çırparsan çok güzel olur. Tamam, sıvı yağ koydum buna. Koydun mu? Tamam. Şöyle hemen biberlerimden ekliyorum. Böreğimin üzerine. Hem de böylelikle şeylerinizin, peynirlerinizin hızlıca yanmasını da engellemiş olursunuz üzerine örttüğünüz için. Şu şekilde. Biber ben hemen sana fırınımı ayarladım. Burada herkes, bu arada biberimiz acıymış değil mi? Evet. Bugün kahvaltılık tariflerini bir yedik size tarif edemem. Biberimiz de acıymış. Bu stüdyoda herkes acıya bayılıyor. O yüzden biz çok keyif aldık. Umuyorum siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Şöyle hemen domateslerimi de koyuyorum boş yerlere. Açık bir, aslında ağzı açık bir pide gibi, pizza gibi hızlıca yaptığımız bir börek tarifi oldu. Hemen yumurta sarısı ve sıvı yağımı da kenarlarına gelecek şekilde sürüyorum. Ve arkasından ısıttığımız fırında pişiriyoruz. Fırını genelde ben ısıtıyorum önceden. Çünkü fırının kendini ısıtması nereden baksanız bir 10-15 dakikayı buluyor. İçine attığım ürünümün kurumasını istemiyorum. Tereyağını. Pişmeye başlamadan üstüne önce. Tereyağını. Tereyağı ya da sıvı yağ kullanabilirdik. Biz sıvı yağla hallettik işimizi. Tamam. Şu şekilde kenarlarına yumurta sarılarını sürüp
Arkasından çörek otu ya da susamla süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben hemen biraz çörek otu da ekliyorum kenarlara. Ve daha sonrasında fırına gönderebiliriz. Bu arada ne yapıyorsun? Beş çayları falan çok yapar mısınız? Ben... Eve gidiyorsun mesela, ne yapıyorsun eve gidince? Vallahi yemek hazırlıyorum. Bizde bitmez. Vallahi hiç bitmiyor. Yemek telaşesi bizde bitmez. En sabah kahvaltısı. En az 3 çeşit olacak. Yani 3 çeşit olmadan Karadeniz erkeği yemek yedim demeyin. Aa, şaka yapıyorsun. Vallahi 3 çeşit olacak. Çorbası benim... muhakkak olacak. Ha, çorba. Bizim evde çorba çok fazla yenmiyor ya. Bizim çocuklar da çok seviyor çorba. Ne güzel. Tamam, çorba seven çocuk çok güzel. Evde yemek olmadığında hızlıca pişir bir çorba. Heh. Mis gibi karınları doysun. Şöyle bunu fırına atalım mı? Evet, attım ben, sana hazırladım. Teşekkür ederim. Şöyle sandal böreklerimizi fırına gönderiyoruz. Onlar pişe dursun. Biz hemen diğer tarifimize geçelim. Şiş köfte yapıyoruz. Evet. Senden şiş de rica edeceğim. Tamam, veririm ben sana şiş. Hemen malzemelerimizi sayalım. 3 adet patlıcan, 300 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 tutam maydanoz, tuz, nane, kekik, kimyon, karabiber. Köftenin içine ne koymak istersiniz? 3 adet küçük boy domates, 3 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, kızartmak için sıvı yağ, sosu için ise 1 yemek kaşığı salça, 1 kahve fincanı zeytinyağı, 1 bardak da suya ihtiyacımız var. Hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yapımı çok basit. Öncelikle bir köfte harcı hazırlıyoruz. Bugün yapımı basit şeylerden gidiyoruz. Yarın özel bir gün. Evet. Yine bir yöreye konuk oluyoruz. Hangisi Hacuka? Sürpriz mi olsun, söyleyelim mi? Sürpriz mi olsun acaba? Sürpriz mi olsun bilemiyorum. Siz söyleyeceğiniz. Nasıl isterseniz. Bilemiyorum ama diyelim, belki hazırlık edelim. Tamam. Yarın bir yere gidecek olanlar yarın gitmez. Yarın nereye gidiyoruz? O zaman? Yarın Trabzon'a gidiyoruz. Güzel de bir konuğumuz var. Trabzon günü harika yöresel kıyafetlerle. Horon tepecek Hacuka miyiz bize ya? Neler? Vallahi teperseniz vallahi ben teperim. Ben alkış tutarım, kenardan tamam izlerim. Hiç tamam, beceremem. Sen de öğretelim daha horon tepme. Hiç beceremem. Vallahi bunca yıldır biz normalde Ege'liyim. Bizim yörenin bir oyunu vardır. Damat havası derler. Bilir misiniz? He, böyle bir şeyler diyeyim yapılır falan. Ben hep oynarım. Yahu bir insan onu bile öğrenemez mi? 30 küsur yıldır. Onu bile yapamıyorum yani. O ritmik hareketleri hiç yapamıyorum. Yok, ben çok severim damat havasını. Yani. Çok güzel, tamam. Arnavutlara çok gelin verdiğimiz için. He. Evet. Evet. Yarın horon tepiyoruz yani. Özetle muhlamalarınızın falan malzemelerini hazırlayın. Evet, ne yaptık? Şiş köfte için öncelikle bir köfte hazırlıyoruz. Kıymamız, rendelenmiş soğanımız, ince kıyılmış maydanozumuzu koydum. Arkasından şöyle bol baharat. Ben baharatı çok seviyorum. O yüzden baharattan hiç kaçmıyorum. Zaten sence ben değil, buradaki herkes baharat sağ olsun seviyor. Baharat seviyorlar. Evet, şöyle galeta seviyorum. Unum var, onu da ekliyorum. Arkasından bakıyorum. Bir tane yumurtamız var ama burada göremedim. Tamam, yumurtamız. Yumurtamız yok mu? Başka bir şeyden al, gel diğerinin ölçüsünü şey yaparız. Dün kahvaltı yapınca tabii biz bu kadar yumurta gidebileceğini hesap etmedik. Hafta başında yapıyoruz alışverişimizi. Yumurtamız bitmiş, haberimiz yok. Şöyle bir şey var. Ben de aslında unuttum dün alma. Dedim ki... Yok, hallettik. Bizde çareler tükenmez. Bir tane atalım içine yumurtayı. Teşekkür ederim. Şöyle güzel bir köfte harcı hazırlıyoruz aslında. Yumurta da o kadar büyük geldi ki şu anda. Hadi bakalım. Galeta unuyu da toplayalım. Varsa galeta unu alırım. Ben sana... Tamam. Yumurtalarımız o kadar büyük, o kadar büyük ki. Lakin bunlar milyonlu bilemedim. Buzdolabında biraz dinlendirme vaktimiz olsa biliyorsunuz ben mutlaka yaparım. Bence siz de yapıyorsunuzdur. Köfte harcını mutlaka bir buzdolabında dinlendiriyorum. Şekil alması için kolay. Olabileceğiz mi? Evet, evet. Tamam, çok güzel. Yok, kolay da galeta unumuz varmış. Çok olmasına gerek yok zaten ya. Teşekkür ederim. Ben tamam, yeter, bence gayet yeterli. Toparlan. Bu arada hafiften bir tavaya sıvı yağ alabilirsek. Önden kızartalım. Aynı geçen hafta ne yapmıştık biz? Süslü fidoş yapmıştık. Süslü fidoş gibi önden bir kızartmak istiyorum. Ben bu patlıcanlı şiş köftelerimi şöyle güzelce yoğurdum. Zaten çok minik bir porsiyon yaptığımız için hiç bizi zorlamayacak. Dün hamur kızarttığımız yağ kullansam sorun olur mu? Bence onu yine hamur kızartmak için kullanalım. Şeye bir kabanoza falan koydun mu? Koydum. Tamam, kabanozda kalsın o. Tamam. Bir dahaki sefer hamur kızartırken onu kullanalım. Çünkü hamurun tadı şuradan geçmesin alayım şimdi köftelerimize. Şöyle hemen bir ellerimi yıkayıp. Şiş köftelerimi yapmaya başlayabilirim artık. Evet.
Ne yapıyorum? Öncelikle patlıcanlarım var. Patlıcanlarımı şöyle aslında büyük büyük bakıyorum. 3'e 4 olacak şekilde büyük büyük doğradım. Şöyle hepsini yapalım. Kıymamız ne kadarına yeterse. Hiç patlıcanları şey yapmıyorum. Soymuyorum. Direkt iri iri doğramak yeterli. Ha, bunlar soyulmuyor. Ha? Bunu soymuyoruz evet. Öncelikle tavada bir kızartacağız. Tamam. Arkasından da fırına göndereceğiz. Tamamdır. Bu arada tahta çıkartmış sağ olsun bana. Şöyle yine kapya biberlerimizi de doğruyorum. Yeşil biberlerimizi doğruyorum. Ama kapya biberlerim çok fazla olmadığı için onları ikiden şöyle doğrayayım ki. Ben istersen çıkarabiliyorum ama vardı elimde kapya. Yok yok hiç önemli değil. Renk vermesi yeterli. Zaten yeşil biberimiz bol bol var. Şöyle bu biberleri büyük büyük doğrayabilirim. Onlarda sıkıntı yok. Bol bol var. Fırına atacaksak ve tepsi de ayarlayalım. Tabii ki fırına atacağız. Öncelikle tavada başlıyoruz. Arkasından fırına atıyoruz. Domateslerimi en son üzerine koyacağım. İşim bu kadar. Daha sonrasında sosu var. Ama şimdi önce şişe geçirmekle başlayalım. Ne yapıyorum? Öncelikle şöyle tabandan şişe patlıcanımı geçirdim. Arkasından şöyle köftemi üzerine bastırarak yerleştiriyorum. Sonrasında bir tane şöyle biber sığacak koyalım. Tavayı? Efendim? Sığacak. Ucundan kopartırız. Çok önemli tamam. Değil. Olduğu tamam. Kadar, olmadığı kadar. Şöyle hemen biraz daha köfte koyalım. Köfteyi yukarıdan itibaren yapmanıza gerek yok. Aynı bir döner yapar gibi. Çok aman aman şekil vermeye ihtiyaç yok. Çünkü önce tavada pişecek, arkasından da fırına girecek. Sonrasında da yeşil biberimi takıyorum. Bakalım. Hop taktık. Son aşamada bir patlıcan daha takıyoruz. Şu şekilde. Bu kenarı şey olduğu için. Sen bak köfte şey yapacak şekilde. Tamam. Tavaya tamam. Sığacak şekilde. Çünkü arkadan fırında da pişireceğiz. Tamam. Sadece şu anda yağın lezzetini almasını istiyorum. Hı-hı. O kızartma ben tadını çok seviyorum. Maalesef ondan bir türlü kurtulamadım. Yapmaya devam ediyoruz patlıcanımız. İyice yağmasın sonatay. Bu arada bol bol köfteye baharat koyduğumuz için patlıcanı ekstra tuzlamadım. Ama siz bu yamuk oldu. Siz isterseniz tuzlayabilirsiniz. Şöyle hemen bir kapya biber koyalım. Arkasından bakalım ne koyalım. Bir tane daha köfte koyalım. Eşit oranda. Zaten muhtemelen bize 2-3 tane falan çıkacak. Yetecek. Aynen. Sonrasında bir yeşil biber ekleyelim. Aynı kebap yaparmış gibi. Aslında kebap da Adana kebap falan gibi değil de. Böyle daha çok şiş yapar gibi. Son olarak bir patlıcan daha ekledim. Arkasından Hacuka'ya veriyorum. O devamını nasıl yapmak isterse. Bakalım son bir tane 2 tane daha yapabiliriz muhtemelen. Şişimize batırdık. Patlıcan severim. Çok. Çok severim. Patlıcanın artık son demleri. Kış geliyor. Lezzetli yaz patlıcanı bulamayız artık. Ya. Tabii kalmadı artık. Bitti. Kalmaz. Mevsim bitti. Bu arada çok çok az pişirelim yağda. Hemen çevirelim çünkü dağılabilir. Bunun dağılmasını istemiyoruz. Sadece lezzet vermesi yeterli tamam, bizim için. Hüllensin yeterli. Aynen. Tamam. Şöyle yine sırasıyla... Hemen bir köfte daha takalım. Bakalım bu tam köfteyi alacak zaten toplamda. Bu tarifle 3 tane şişimiz çıktı. Şöyle İstersen güzelce bakalım. İstersen tepsiye değil de bizim bu şeyimiz vardı. Onu da koyabilirim. Ya, sığdırabilirsek eğer. Çok sığarsa da güzel onu da yapalım durur. Tabii. 3 tane şöyle yan yana sığar. Şöyle kırmızı kapya biberimizi koyalım. Üzerine sos da. Bu arada kapya biberimiz bol bol kaldı. O kadar şey yapmamıza gerek. Yan tarafına koysam böyle olur, acı ya. Aynen son kızartalım tekrar. Şey aynen. Yaparız. Öyle dedi. Şöyle hemen kenara aldım. Ben bunları da yapmaya devam edeceğim. Hacuka'nın dediği gibi tepsimizin kenarlarına dizeriz. Evet. Hem görsel olarak güzel görünür hem de biz bunları yiyoruz malum. Yemeğimiz çıksın. Şu şekilde patlıcanlarımı da halka halka doğradım. Tamam. Son olarak kızartmak ister misin? Patlıcanları da. Evet şundaki. Yok onu atayım mı? Sen bilirsin. Vaktimiz var değil mi? Vaktimiz var. O uzun tamam. Uzun pişecek zaten o zaman sosu hazırlarken ben de bunu... Tamam ben de sosu hazırlayayım bu arada. Hemen şöyle bir ellerimi yıkıyorum. Bu mutfağı yaptırırken ilk lavabomuz şöyle ön tarafta olsun istemiştik kamera açısından. Ama olmadı. Mecburen o yüzden arkamı dönüyorum. Kusura bakmayın. Evet patlıcanlarımız, biberlerimiz kalanları da kızartıyoruz. Tepsimizin etrafına yayacağız. Bu arada ben sosunu hazırlamak istiyorum. Sosu için neye ihtiyacım var? Sarımsak, salça
ve yağa ihtiyacım var ama ben ne yapacağım biliyor musun? Bunun yağını kullanacağım onun için. İyice lezzet versin istiyorum. Hemen şöyle bir kabımın içine öncelikle salçamı alayım. Sarımsağımı rendeleyeyim. Bakalım. Tamamını kullanalım salçanın. Çareler tükenmez bizde. Aynen öyle. Şey var mı? Sarımsak rendesini. Heh, tamam burada kolaydan aldım, senin önünde değilmiş. Hemen şöyle sarımsağımı da rendeledim. O arada da yağdan da biraz alacağım. Vallahi kusura bakma, biraz da su ekleyeceğim. Hı hı. Şöyle ben sana yağdan koyayım. Tamam. Bölüşelim yağımı. Bakalım. Mis gibi koktu. Aman bu kızartma işleriyle bizim başımız dertte. Değil mi? Kül almasak iyiydi. Vallahi iyiydi. Onu konuşuyoruz sabahtan. Oh, oh, o da ne güzel koktu yani. Tabii sarımsak üstüne kızgın yağ gelince sarımsak kokusunu verdi. Şöyle salçayı kızgın yağla bir açtım. Hemen içerisine biraz da su ekleyeceğim. Daha sonra sosuyla beraber fırına gönderiyoruz. İsterseniz üzerine öncelikle ıslak bir yağlı kağıtla kapatın. Çünkü uzun süre pişecek. Ve haliyle üzerinin pişerken yanmasını istemiyoruz. Her zaman söylediğim gibi bir yemek pişirecekseniz suyunu çekmeden, kızarmadan, yanmadan pişmesini istersek eğer mutlaka üzerini bir yağlı kağıtla kapatalım. Şöyle biraz da su ekledim elbette ki. Hemen kalan salçamı da içine yediriyorum. Patlıcan seviyorsun. En çok hangi patlıcanları tarifleri yapıyorsun? Şey, bostan patlıcanı çok seviyorum. Ay, yuvarlak çok yuvarlak yapıp da üzerine kıymalı sos, buzlu üzerine beşamel. Buzlu attın mı hiç? Atmışım. Hatta ayrıyeten kahvaltılık sosunu da hazırlamışım. Oo. Yani o misafir gelince hemen kışa açıyorum. Çok hazırız. Aynen. Misafirlerimizi bekleriz efendim. Misafir evin bereketidir da. Ben onu alacağım çünkü domateslerimi de doğrayayım tamam, o arada. Teşekkür ederim. Hop şöyle çektim. Ama yalnız şunun güzelliğine bak. Muhteşem. Hemen bıçağımı da arkadan aldım. Evet, dün kahvaltı tariflerinden sonra nasıl dönüşler aldın? Harika, sadece şey dediler ya, biz yorulduk sizi izlerken, siz ne yaptınız? Bu kadar niye koşturdunuz? Yani niye bu kadar koşturuyor? Gerek var mı? Sizi dinleyelim, biraz konuşun, sohbet edin. Hem tarifi güzel anlatmış hem de sizin sohbetinizi görmüş oluruz. Bütün dedi. Ekip, bir de üstelik 15 çeşit yaptık diyorlar ki 20 yapsaydınız, 23 de yaparsın, 25 sizden kaçmaz dedi de gaz veriyorlar bize. Yapılır ama şöyle bir durum var. İşte reklam arasına çok giriyoruz. Reklam arasında bekliyoruz sizi anlatabilmek için. Evet. Onun için de VTR'ler olur. VTR'lerde bekliyoruz. Anket yaptık, onu bekledik falan derken yoksa 25 rahat yapardık. Ama yapardık da yapardık. İşte seyirci bizim daha çok hani panik yapmadan onlarla sohbet etmemizi istiyle. Mübarek rakam 23 yapalım diyorlar. Çok fena burada ortada. Bize bir suikast düzenleme var. Ne mübarek. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ayrıca yemek yapması tamam da bu bulaşıkları falan bu işin ne olacak? Tabak bulamadık dün. Servis tabaklarına koyduk. Aynen öyle. Ama ya. Ona bile şey demişler. Ya yazık, o kadar kap bitti ki şey bile bulamadınız dedi. Ya değil mi? Bulamadık. Aynen öyle. Dedim, bence onlar da yeterli istersen. Tamam, yavaş yavaş onları da dizebiliriz. Arkasından tamam. Da patlıcanları atalım. Ben alayım. Ben alayım. Sen hiç sıkıntı yapma. Tamam, sen bana aynen öyle yenisini hazırlayabilirsin. Hı. Şöyle kızarttığımız patlıcanları da arasına koyacağız. Yumuşacık. Oldu bile patlıcan. Kesinlikle yağı seviyor. Öyle işte sağlıklı karnı yarıktı. O şeydi. Diyetli oydu buydu. Vallahi patlıcan bayağı bence kızarmış güzel oluyor. Ya közleyeceksiniz ya kızartacaksınız. Bu işin lezzet arıyorsanız başka yolu yok. Ben o yüzden şöyle tariflerde kızartmayı arıyorum yani. Canım istiyor. Şöyle patlıcanlarımı da, kızaran patlıcanlarımı da alıp tepsimin etrafına güzelce yerleştirdim. Şu biberlerimi de hemen bir ısıya gösteriyorum. Bu arada artık ben sosumu ekleyebilirim. Böreğin kokusu gelmeye başladı güzide. Ah, gelmeye başladı değil mi? O çok az olduğu için hemen hızlıca kokar. Kokan o mu acaba yoksa? O. Tamam. O kokar. Niye başka ne? Ha, patlıcan da mı? Patlıcanlar kızartmada kokabilir de o yüzden. Patlıcan da güzel kokuyor da. Şöyle bütün sosumu üzerlerine yediriyorum. Dediğim gibi mutlaka üzerine yağlı kağıt, ıslak yağlı kağıt koyarsanız da pişerken üzeri çok fazla yanmaz, kızarmaz, size sorun çıkartmaz. Onu artık bir saat unutabilirsiniz fırında. Ama tabii ki derecesini çok yükseltmeyin. Bunun için 165-170 yeterlidir. Ben yemekleri böyle çok fazla hızlı ateşte pişirmeyi sevmem. Özellikle fırına atıyorsam. Fırının amacı zaten ağır pişmesi. Buna biraz daha su ekleyeceğim. İyice bol bol ekmeğimizi bana bilelim. Şöyle. Evet. Kremayı ayrı dizmeye çalıştım. Harika oldu. Ayrı. Şöyle hemen biberlerim de hızlıca bir kızarsın. O yüzden
O yüzden hızlı kızarmıyor. Yok şey çok lezzetli. Ben onun yağını olacak. Tamamını koyacağım yağının üstüne. Koyalım tabii. Lezzet olsun. Bir tane yağlı kağıt ıslatabilir miyiz bunun üstüne kapatmak hemen için? Hemen ben sana hazırlayayım. Patlıcanları şöyle sıkıştırabilirseniz siz sıkıştırın. Benim tabağım çok küçük geldi ama yukarıda kalmasın, hepsi eşit şekilde pişsin. Bence tamam bu da, şunu da sıkıştırdıktan sonra harika. Bir şu kaldı. Şimdi şöyle attık mı bu iş tamamdır. Son olarak üzerine biberleri ve domatesleri koyup yağlı kağıtla kapatıp arkasından fırına pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık bir saat 165-170 derecede pişecek. Evet. Abi sosu kullandın mı sen? Ve onunla işim bitti artık. Tamam. Şu şekilde kızaran biberlerimi de üzerlerine alıyorum. Hop. Sana bırakayım istersen. İşim. Tamam. İstersen maşayla alabilirsin. Ben şöyle yaparım. Neyimiz geldi? Mühürlü bohça tatlımız değil mi? Evet. Bakıyorum, evet. Sırada mühürlü bohça tatlımız var. Yine son derece pratik, keyifle yapabileceğiniz, misafirlerinize kolayca sunabileceğiniz, masanızda harika bir şölen, görsel şölen yaşatan mühürlü bohça tatlımız var. Farklı isimleri var. Damat bohçası diyebilirsiniz, gelin bohçası olarak bilebilirsiniz. Bence taş kadayıf oldukça benzeyen bir yapım şekli var. Sadece mayası eksik taş kadayıf diyebilmemiz için. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 4 yemek kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 adet muz. Kreması için ise yarım litre su, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket krema. Süslemek için ise nane yaprağı ve meyveler ihtiyacımız var. Öncelikle ben kremasını yapmakla başlamak istiyorum. Ben sana hemen şuraya hemen yapayım. Bir tencere alabilirsem. Hı. Aslında normal bildiğimiz bu genelde tariflerin tamamı krem şantiyle yapılıyor. Ben krem şantiyle biraz uzağım. Yani mecbur kalırsam elbette kullanıyorum kolaylık açısından. Ama hem lezzet olarak hem de çok içime sinen bir ürün değil. O yüzden biz bugün krem şanti yerine orijinal tariften farklı olarak krema yapacağız. Nedir? Öncelikle şöyle bakıyorum hemen. Yarım litre süte ihtiyacım var. Muhtemelen şuradaki büyük olan süt, evet. Muhallebi için benim yarım litre sütüm. Biz de arka tarafa getiriyorum. Tamamdır, nasıl istersen. Şurada yarım bardak toz şekerim var. Muhtemelen bu da krema için. Öncelikle krema için malzemelerimi bir ayırıyorum. Yarım su bardağı da unum var, evet. Diğerlerini bulabilirim zaten. Öncelikle ne yapıyorum? Her zamanki gibi standart. Unumu ekledim, şekerimi ekledim. Hemen bir çırpıcı alıyorum. Bakalım, güzel çırpıcımız var artık. Gönül rahatlığıyla çırpabiliriz. Şöyle tavada, tencerede hızlıca bir karıştıracağım ama hemen bir elimi yıkamak istiyorum. Olmuyor. Olmuyor bir önceki yemekten sonra. Evet. Tereyağını ve kremayı biliyorsunuz kremamız soğuduktan sonra ekliyoruz. Bunun için de yapmamız gereken tek şey öncelikle unu ve şekeri hafiften şöyle bir çevirdim. Arkasından unumu çok az ekliyorum. İçindeki pütürtüler kalmayana dek şu tarafa alacağım. Siz daha rahat görebilmeniz açısından. Şöyle güzelce bir çırpıyorum. O unumun ilk aşamadaki pütürtülerini alabilmek için. Pastacı kremasını nasıl yaparsın? Sonra da kremayla tekrar çırpıyorsun. Kremayla atıyorum, o tokuzları evet. Hiç tökezlemedim. Dümdüz patiseri, krem patiseri yapıyorsun sen. Yumurtalarının tamamını mı, sarısını mı? Sen şimdi senden öğrendim tamamını. Ben normalde sarısını kullanıyordum. Şöyle kalan sütümü de döktükten sonra artık tek yapmam gereken ocağı alıp koyulaşmasını beklemek. Tabii ki bu aşamada ne yapıyoruz? Sürekli pişiriyoruz. Şekerini koydum. Şekerini koydum. O keki için olan gerekli tamam. Olan şekerimiz. Tamam bu kremada en kremada. Son. Kremayı alabilirim aslında. Yani aslında evet dediğin gibi sonradan ama tereyağıyla vanilini alsam yeterli benim için. Şu anda öncelikle kremasını yapıyoruz. İsterseniz kremasını biraz kakao ve çikolata ekleyerek çikolatalı bir krema haline de getirebilirsiniz. Bir dakika. O, vanilya. Hangisi kabartma tozu, hangisi vanilya? Bu vanilyadır. Bakalım. Evet, mis gibi kokuyor. Tencerenizin altını açın. Hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü zaten sürekli karıştırıyoruz. Ve dediğim gibi eğer pütürlü kalırsa da kendinizi hiç strese sokmayın. Son aşamada krema koyacağız diye o aşamada bile aslında o pütürlerini giderebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Mutfakta çareler tükenmez. Evet evet aynen öyle ya. Mutfakta çareler tükenmeyi anlık olunca bir yani. Evet. Zanlı yayında bazen oluyor. Olabiliyor olabiliyor. Bu arada bir izleyicimiz varmış. Merhaba diyelim. Merhabalar. Hocam merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler Gizli Hanım. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkür ediyorum Çiğdem Hanım. Adana'dan arıyorsunuz bizi. Evet, Adana'dan sıcak soğuklu selamlar, sevgiler. Aleyküm selam. Size. Tüm Adanalılara buradan selamlar gönderiyoruz. Sağ olun.
Siz bizim ailemizin kızısınız. Annemin manevi kızı, benim de sanatsız meleğimsiniz. Ay estağfurullah, Allah razı olsun. Beni çok mutlu ettiniz. Annenizin ellerinden öpüyorum. Annem sabahleyin oldu mu? Sizi de kızım az. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ne mutlu bize, çok mutlu olduk. Aç demeye. Kanal 7 zaten ailemizin kanalı, siz de bizim ailemizin içinde bir misafir, bir konuksunuz. Estağfurullah. Daha doğrusu ev sahibisiniz, ev sahibi olduğunuz gerçekten. Estağfurullah, Allah razı olsun. Adana'nın hangi yemekleri güzel? Adana'dan ne yapalım Adana günümüz geldiğinde? Adana'dan içli köfte olabilir, analı kızlı olabilir Adana'nın yemeklerinden. Adana çok maharet gerektiren, yine böyle çok uğraş gerektiren yemekleriyle meşhur değil mi? Evet çok. Sizlerin elinizden bir şey kaçmaz zaten, yaparsınız. Estağfurullah, sizden. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz kanalımı bizi. Kanalımı çok seviyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Var mı selam söylemek istediğiniz birileri? Tüm Adana'ya, tüm Türkiye'ye selam söylüyorum. Biz de çok selamlarımızı iletiyoruz Kanal Adana'ya. Kanal 7 çalışanlarına da çok selam söylüyorum. Ayrıca da hediyelerimizi, bizim internetimiz yok. Hediyelerimizi de telefonla katılanlara da verirseniz naçizane çok sevinirim. Evet, buradan duyuralım. Telefonla katılan izleyicilerimize de inşallah. Yapımcımız evet hemen bana kulaktan söyledi. Mesajı aldık. İnşallah en kısa zamanda bunun için de bir çözüm üretiyoruz. Sosyal medyam yok benim. İnternetim de yok. Kullanmıyorum. Haklısınız. Sosyal medya. O yüzden sadece telefonum var. O da aramaya açık sadece. Onun için naçizane söylemek istedim. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun aradığınız Adana'dan için. Adana'dan İstanbul'a kadar öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ellerinizden, gözlerinizden öpüyorum. Özellikle annenize çok selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vallahi Adana bana ikinci hayatımı sunan bir yer. Aa, neden? Çünkü orada küçük mide ameliyatı oldum. Aa, Adana'ya gittin. Adana'ya gittim ta oradan. Çünkü Adana benim için çok kıymetli. O pandemi zamanında bile 3 hafta orada kalmışım. Yani Adana deyince oradaki vallahi herkese selam. Adana evet. Bak, çok güzel, çok misafirperver. Bu arada Adana'nın sokak lezzetleri oldukça meşhurdur. Yani oraya Türkiye'de bizim evet sokak lezzeti olarak yediğimiz çoğu şey aslında Adana'dan gelmiş ama Adana'da lezzeti bambaşkadır. Bir de sokakta böyle bir görsen ne şaşalı insanlar geliyor da o sokakta tabii yiyor. Yani sokakın lezzeti gerçekten tabii bir başka. Bir, bak Adana yemekleri ayrı, bir gün de Adana sokak lezzetleri yapalım. Evet. Gerçekten çok güzel şeyler güzelmiş var. Yani. Evet. Şöyle ben onu sana bırakayım. Ben de o tarafa geçeyim hemen. Tamam. Bohça tatlımızın hamurunu yapmaya başlayalım. Yapımı son derece basit. Öncelikle geniş bir kaba alalım. Arkasından içine yumurtamızı kıralım. Bu arada sen şerbetli tatlı mı seversin yoksa böyle kremalı, işte çikolatalı tatlılar falan mı? Ben tatlının hiçbirini ayırt etmiyorum. Tatlı olsun yani, yeter. Tatlı olsun yeter. Şerbetli de çok severim. Ben onu çırparken senden bir çırpıcı rica edeyim mi? Otomatik olanlardan. Tamam. Mikser. Mesajı aldım. Şöyle kremamız da yoğunlaşmaya başladı. Kameramızın aşısı görebiliyorsa eğer... Ben de göstermeyi çok yürekten isterim. Bu aşamada artık hızlı olun. Yavaş yavaş karıştırmayı, bu gönül beklemez. Şöyle hızlı dibinden alarak, özellikle dibine tutturmamaya dikkat ederek yoğunlaşan kremamızı karıştırmaya devam edelim. Ama bu aşamada ne yapalım biliyor musunuz? Bir de ocağımızın altını kısalım ve yaklaşık 2-3 dakika kadar da kısık olarak pişirmeye devam edelim. Öyle hemen bırakıp gitmeyelim. Böreğimiz de çok güzel kokula geliyor. Ah, geliyor mu? Vallahi tamam, böreğimiz kızarmaya gibi başlamış. Zaten yufkamız pekidi ya, onu... Aslında evet. Şimdi ne yapıyorum? Yoğunlaşan kremama tereyağımı ekledim. Vanilinimi ekledim. Şöyle güzelce alalım. Arkasına onlar eriyene kadar sana bırakıyorum ki karıştırmaya devam edesin. Aynen. Burada neyimiz var? Yumurtamız var, şekerimiz var. Onları güzelce çırpalım. Hop. Bu arada bu sıçratmayan şeyler var. Onları gördün mü? Şöyle ortaya doğru biraz daralıyor. Üstünde hatta kapağı var, böyle kapağı. Aa! Aslında yönetmenim almış bizi. Bizim o tarameyi yoğurduğumuz şey o tabii. O kablo aynen. Onun içinde de gözükmüyor. Yani evet. İçinde malzeme gözükmüyor. Aynen. Onun cam kablini bulabilirse sevgili yönetmenim ondan alsın bize. Tamam. Yani cam olsun ki içinde gözüksün malzemeler. Şöyle normalde bunu uzun uzun çırparsınız. Ben şu anda yayın esnasında vırıl 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 sizin başınızı şişirmek istemiyorum. O yüzden şöyle yeterli olduğu kadar çırptım.
Daha sonrasında malzemeleri ekleyeceğim ama bugün yine tabii ki her zaman olduğu gibi hediyemiz var. Şöyle hediyemizin yanına doğru yavaş yavaş gitmek istiyorum ben. Dün 3 kişiye fincan takımı yollamıştık. Bugün yine o kadar çok sevildi, o kadar çok talep edildi ki 3 fincan takımı daha yolluyoruz. Instagram sayfamıza girerek Mutfaktan Sofra'ya biliyorsunuz. Oradaki detaylı açıklamayı inceleyebilirsiniz. Gerçekten çok şık, şöyle göstermek istiyorum. Bana. Kahve ne zaman istersen. Tabii ondan kahve içelim. Hacuka inşallah çıkar. Dualarımız Hacuka'yla. Ya aslında çok güzel mesaj verilmiyor mu? En değer verdiğinde baş başa iki tane. Kahvenin 40 yıl hatırı varmış. 40 yıl hatırınız olsun istediğiniz biriyle karşılıklı içerseniz inşallah güzel bol sohbetleriniz olur ama dedikodu etmeyelim. Dedikodusuz sohbetler bunlar. Ben de çok kıymet veriyorum. Ha, beraber baş başa içelim. Tamam. Sonra bir ara anneciğimle de içelim. Annem Hacuka beni, annemi daha çok seviyor benden. Her geldiğinde annemi getirmedin, beni kovacak neredeyse. Annen gelmediyse git diyecek. Annem de sağ olsun kenarda yine bizi izliyor. Bugün ona iş yaptırmayacağız ama anne. Bu evimiz, rahat evimizin bereketi. Annemiz evimizin bereketi. Elim ayağım vallahi annemsiz. Vallahi. Ben hiç yemek yapmıyorum artık evde. Diyorum zaten yaptım ya yayında artık. Allah başımızdan eksik etmesin. Kurban olurum ben. Evet ne yaptık? Şöyle yeniden bir karıştırdım. Daha sonrasında sütümü ekliyorum. Yapımı son derece basit. Unumu ekliyorum. Bütün her şey ölçülü müydü? Evet. Tamamdır. Ölçülü. O zaman hiçbir sıkıntıya mahal yok. Şöyle kabartma tozumu ekledim. Daha sonrasında da ben bunu kakaolu yapacağım. O yüzden kakaomu ekliyorum. Şöyle bakalım rengi yeterli olacak kadar. Bu kremam da kaynadı, pişti. Şey edeyim o zaman. Kenara alalım. Kenara alayım. O soğumaya olsun. Bırakalım onu. Arkasından da son olarak kremamız var. Kremamı da kremamız. Şu şekilde oldu. Çiğ kremamızı belki ekleyeceğiz. Soğuduktan sonra koyulaşır tabii evet. O. Şöyle ben artık maalesef çırpıcıyı bu şekilde kullanıyorum çünkü çok sıçrattı. Etrafta kirletmeyelim bu yayın şekilde. Esnasında. Zaten donduğu zaman da kıvam alacak. Hemen karşıdan o arada. Evet hazır. Dediğim gibi yayın esnasında olduğumuz için çok çırpmıyoruz. Ne yaptık aslında biz? Tabii ki bir pankek yaptık gördüğünüz üzere. Tava keki dediğimiz keki yaptık. Şöyle tezgahına. Senin tezgahını çok kirletmemeye çalışıyorum ama olsun, elden de gelir. Krep tavamızı da alabilirim. Krep tavamızı da yapacağız. Hemen krep tavamız veriyorum. Yani aslında krep tavası olmak zorunda değil. Yapışmaz bir tava aldık. Şöyle hafiften bir üzerini. Bizde çok güzel muhteşem bir ürün var. Şimdi bakayım bunun da markası yazdı. Şöyle şey yaparmışım. Şöyle bir şey alıyorsunuz. Arkasından da şöyle birkaç tane. Buna evi de alacağım ben ya çok sevdim. İnanılmaz güzel. Ne yapıyoruz? Çok yağlı olmasını istemediğimiz her şeyi fıslatıyoruz arkasından. İşimize bakıyoruz. Evet hemen ocağımın altını açtım. Sen onu yaparken ben diğer malzemelerimi alayım da gelin. Olur, olur. Bir kepçe alıyorum. Arkasından da yaptığımız bu güzel hamuru üzerine döküyorum. Tek tarafını pişireceğiz. O yüzden şöyle çok koyu bir pankek hamuru yapmadım. Çünkü kabarmasını istemiyorum. Ne gibi düşünebiliriz? Krepten biraz kalın. Pankekten oldukça ince bir hamur yapıyoruz. Bu pankekimiz daha mı koyuydu bu sanki? Tabii daha tabii bu pankek gibi değil çünkü. Bunun tek tarafını pişireceğimiz, iki taraflı pişirmeyeceğimiz için bir tarafının pişmeme ihtimalini düşünerek sıvı yapıyoruz. Ay ben bunu görmüştüm gizide. Bu çok güzel oldu. Evet, güzel tatlı bir tatlı yapıyoruz. Gerçekten tatlı. Saç kadayıf gibi, yastık kadayıf gibi. Evet, çok benzer ama o maya ile yapılıyor biliyorsunuz ki. Bu mayasız yaptığımız daha pratik. O anda hemen yapabileceğimiz bir şey. Ne dedim? Orijinal tarifte krem şanti var. Bu sefer krem şanti kullanmamız, isterseniz kullanırsınız ama ben kullanmıyorum. Kişisel tercihler. İsterse kullanırız. Neden olmasın? O yüzden evinizde bulunan malzemelerle yine hızlıca son derece pratik yapabileceğiniz bir tatlı. Şöyle hemen kepçemle aldım. Tatlımın hamurunu döktüm. Bakalım boyutu nasıl olsun. Bence buna şöyle iki tane yeterli olacak. Hop hemen buraya da döktüm. Arkasından bunu da şöyle bir ince yapıyorum. Arkasından bir tarafı göz göz olana kadar pişiriyorum. Dün aynı pankekte demiştik ya göz göz olmasını bekledikten sonra çevirin. Bu sefer göz göz olmasını bekledikten sonra çevirmiyoruz. Kenara alıyoruz ve hemen şekil veriyoruz. Bu bir püf noktası. Şekil vermezsek eğer o anda olmuyor. Bir izleyicimiz daha hattaymış. Merhabalar. Merhabalar. Alo. Türkan Hanım. Merhaba, iyi günler. Nasılsınız? İyi günler. Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz bizi? Kiliseden arıyorum. Kilise selamlar. En güzel, bugün en güzel mutfağı olan izleyicilerimiz arıyor bizi. Evet. Kilis mutfağı gene efsanedir tava yemekleriyle özellikle değil mi? Evet, kilisimizin çok güzel yemekleri var. En sevdiğiniz hangisi? Bana 3 yemek sayın desem. Şıklı marşı, kıymalı köfte ve lahmacun. Of,
Of, lahmacun dediğinizde orada duracaksınız. Peki sizin sokakta satılan lahmacunlarınız var mı? Böyle sepetin içinde satılır ya. Genelde bizde burada restoranlarda var, lokantalarda var. Öyle sokakta lahmacun satılmıyor. Sokak lahmacunu yok. Kilis yemeklerine bayılıyorum dediğim gibi. Buyurun gelin, sizi davet ediyorum. İnşallah çok isterim. Vallahi kilise şu anda koşa koşa gelirim. O kadar çok seviyorum kilis yemeklerini. Gerçekten evet, hepsi birbirinden lezzetli. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Evet, Adana'da kardeşlerime, Antep'te kardeşlerime ve burada kilise konakta çalışıyorum. Arkadaşlarıma, hocalarıma, herkese çok çok selam söylüyorum. Aleykümselamlar. Türkan Hanım'ın kardeşlerine, arkadaşlarına, dostlarına ben de buradan selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Çok size teşekkür ederiz aradığınız için. Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vallahi bugün evet sen hallettin bile değil mi? Sıkay. Sandal böreklerimiz hazır. Oldukça çıtır çıtır, dediğimiz gibi zaten çok yoğun bir sos kullanmadık. Yufkayı sadece şekil vermek amacıyla kullandık. Gerçekten çok lezzetli. Açık bir pizza gibi, açık bir börek gibi, pide gibi sunabileceğiniz, servis edebileceğiniz güzel bir lezzet. Bu arada da pankeklerimiz de, pankek diyorum yahu, bohçalarımız da pişmeye devam ediyor. Pankeke benziyor diyor ağzımıza. Evet, çok atmış. Çok benzer çünkü. Şey alabilirim senden, istersen bunun için bir servis tabağı mı alalım, nasıl yapalım? Tamam, ben sana hemen bunlar hazırladım. Pişer pişmez şekil vermemiz gerekiyor. Şekil vermeden önce mi kremasını sıkalım sence? Kremasını o büyük tabağı alabilirim bak, en arkadaki yuvarlak olan. Bu arada tabaklarımız çok güzel. Bayılıyorum onlara. Aynı böyle bir yeni gelin evi çeyizi düzer gibi düzdük mutfağımızı. Her şey birbirinden güzel gerçekten de. Evet, onu kullanabiliriz ama. Onu servis için kullanalım. Şimdi ilk piştikten sonra alacağımız tabak. O zaman ben ayrı sana normal bir tabak vereyim. Kremamızın bir tık soğumasını beklersek çok güzel olacak. Harika. Bakalım. Şöyle hafiften üzerinin göz göz olmaya başladığını görüyoruz. Dediğim gibi tek taraflı pişireceğimiz için hiç acele etmeyin. Hatta tavanızın altını kısın. O kendi halinde yavaş yavaş pişsin. Tamam. O zaman biz şey edelim. Çorbamıza istersen mı geçelim? İstersen. Tamam. Neyimiz var biliyor musunuz? Bugün adıyla, tadıyla oldukça güzel, lezzetli, evde rahatlıkla yapabileceğiniz yine evinizdeki malzemelerle cennet çorbamız var. Cennet çorbasının malzemeleri şu şekilde. 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı mısır unu, 1 adet soğan, 1 adet patates, tuz, karabiber, 1 diş sarımsak, 2 su bardağı tavuk suyu, 5 su bardağı sıcak su, üzeri için ise yine her zamanki gibi toz biber yakıyoruz sıvı yağla. Tenceremi şöyle aldım. Dediğimiz gibi evdeki malzemelerle yapımı da son derece basit. Öncelikle tereyağımı tencereme alacağım. Yok, hiç onu daha şey, onun çok öyle bırak, unut sen onu ya. Bırak o, ne hali varsa görsün o. Öncelikle yağımı şöyle tencereye aldım. Tenceremi de ocağın üzerine şöyle o yağını eritirken şuraya koyalım mı? Burada görebiliyor musunuz? Görüyoruz, tamam. Harikasınız. Hop. Evet. Tenceremizin orada tereyağı erirken ben hemen diğer malzemelerimi doğramak istiyorum. Şöyle bir hemen bıçağı bulamadım ama kesme tahtasını buldum. Şöyle. Bıçağı da sağ olsun Hacuk'a getirdim. Şöyle kesme tahtamı koydum. Soğanım var. Soğanım doğranmış zaten. Çok aman aman doğramanıza gerek yok. Çünkü bunlar zaten pişip arkasından da blenderdan geçilecek. Şöyle patateslerimi de doğradım. Eriyen yağıma şöyle gidiyorum oraya yavaş yavaş. Bakalım. Hemen mısır unumu da götürdüm. Şöyle şunu şöyle alayım. Hop. Neyimiz var? Sarımsağımızı alalım. Tuzumu sonradan eklerim. Aynen öyle. Sen kremasını artık atabilirsin onun. Hemen hızlıca istediğimiz ürünleri içine doldururuz. Hemen bir tahta kaşık alıyorum. Daha sonrasında da bakalım. Ocağımın altı zaten açık. Tereyağım erisin içinde güzelce. Arkasından mısır unum var. Mısır unumu biraz kavurmak istiyorum. Bu gerçek mısır unu değil. Bu gerçek mısır unu değil Hacuka. Yani Karadeniz gününe saklamış. Karadeniz kendi gününe saklamış orijinal mısır ununu, gördünüz mü? Bu dişsiz mısır unu. Evet, ben bunu pek aram yok bununla. Dişli mısır ununu yarın Karadeniz gününe saklamışım, onu evden getirmişim. Memleketçilik yapılıyor burada. Şöyle güzelce tereyağımı erittim. Arkasından soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımı da bir kavuracağım. Çok aman aman kavurmaya gerek yok. Çünkü arkasından patatesler gelecek. Onları da kavuracağız. Şöyle malzememi bıraktım. Bu arada en sevdiğin çorbalar neler? Vallahi ben süzme mezmek çorbasını çok seviyorum. Lokanta usulü mü, ev usulü mü? Ben ev usulü ya. Lokanta usulünü ben biraz yavan buluyorum.
Ben de lokanta usulüne bayılıyorum. Gerçek mercimek içtiğimi hissediyorum. Mesela ben mercimek çorbasında annem mutlaka salça kullanır. Değil mi anne? Ezogelin de kullanıyorsun. Ay işte baharatlar kullanır falan. Benim için mercimek çorbası şöyledir. Yağ, soğan, sarı mercimek. Arkasından pişir bitti bu kadar. Ben acıyım gidip lokantaya mercimek çorbası içme. Değil evet, mi? Evet acıyım. Bir de ne kadar olmuş artık. Mercimek çorbaları da ucuz değil vallahi. Eskiden uygun fiyatlı diye çorba içerdik. Geçen benim ortanca oğlum dedi ki ben dedi anne dedi çorba içmeye gidiyorum. Efendim dedim ne diyorsun? Nereye? Nasıl yani dedim nereye gidiyorsun? Çorba içmem dedim. Evde ben mercimek çorbası etmişim. 3 çeşit yemek var. Ama belki çocuğun canı kelle paça falan istemiştir yo, canım. Yok mercimek çorbası içmeye gitmiş. Ben evde mercimek çorbası bunu hakaret yapmış. Sayarım. Öyle gücüme gitti öyle gücüme derim ağacı. O ne koydu içine ki dedim ne kıymetliydi ki ben çorbandan daha ileri olabilir. Sen anan da ustadı da dedim yani. Yazıklar olsun deseydin. Gitti orada bir kase içti tabii dünya parayı verdi. Eve geldi 2 kase de benimkinden içti. A çocuğun canı çorba istemiş. Hiç kızmam Allah. Şöyle sarımsağımı doğradım soğanın içine. Daha sonra patateslerimi ekliyorum. Hop. Ben patatesleri de soğanları da açıkçası bir tık yağ göstermeyi ve kavurmayı seviyorum. O yüzden önden mercimek çorbasını da mutlaka kavurarak yaparım. Soğanını kavururum. Evet. Patatesi kavururum. Şöyle onlar kavrulurken biraz mısır unumu ekliyorum. Mısır unu da şöyle kavrulurken. Bunun işi bitti. Buna şimdi biraz kavrulsun onlar. Su ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Bu arada şöyle bohçalarım da hazır. Onlar da kenara alınıyor. Bir reklam aramız var. Sonra bohçaları muhteşem bir şekilde katlayacağız. Bizi bekleyin ve izleyin. Buradayız yeniden. Evet biz reklam arasında çorbamızın içine suyunu koyduk. Tavuk suyu koyduk. Cennet çorbası için neler yapmıştık? Öncelikle yağı erittik. Arkasından soğanı kavurduk. Biraz sarımsak. Sonrasında patates. Hepsini biraz kavurduktan sonra mısır unu da ekledik. Tabii ki mısır unu da biraz kavruldu. Son olarak da tavuk suyunu ekledik. Buna lezzet veren içindeki tavuk ya da et suyu. Bu arada ben ne yaptım? Hemen şurada soğuyan kremamın içine çiğ kremamı da koydum. Ve arkasından şimdi sıkma torbamı alıp çıkan bohçalarımın içine koyacağım. Bakalım hemen bir kaşık alayım. Bakayım şu evet. Şöyle güzelce sıkma torbamı hazırladım. Siz bunu kaşıkla da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Zaten eğer fırsatınız olursa kremayı buzdolabında soğutma şansınız olursa rahatlıkla kaşıkla sıkılabilecek, koyulabilecek kıvama gelecektir. Biz bugün kremayı mecbur kullandığımız için sıkma torbasından yardım alacağız. Çok fazla koymadım. Çünkü şöyle benim için yeterli olması yeterli. Bak hop. Kıvamı bu şu anda. Evet. Bu ben ne yapalım biliyor musun diyorum. Bunu biraz buzdolabına koyalım. Biraz soğusun. İstersen buzluğa da atabilirsin. Tamam. O arada diğer şeylerimiz, hamurlarımız da pişsin. Ben de bu arada Osmanlı usulü ıspanağı anlatabilirim. Bu arada çorbamız pişmek üzere. Evet Osmanlı usulü ıspanak. Ben bunu bir eğitim sırasında öğrenmiştim. Osmanlı'ya ait bir reçete. Çok fazla bilinmeyen bir reçete. Öncelikle burada ekmeklerimiz var. Kuru ekmek olması gerekiyor. Ben porsiyonluk yapacağım için tost ekmeği kullanacağım. Öncelikle onları bir tavada ısıtalım. Tamam. Bir tava rica edeyim. Hop ben onu da döktüm tabii oraya. Arkamı toparlamak her zaman kolay olmuyor. Öncelikle malzemelerimizi sayayım tavamız çıkarken. Osmanlı usulü ıspanak için yarım kilogram ıspanak, bir soğan, bir yemek kaşığı salça, 4 yumurta, 4 büyük tost ekmeği, 1 çay kaşığı tost tarçın, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı da toz biberi ihtiyacımız var. Dolmalık fıstık, tereyağı ve arkasından toz biberi son olarak üzerine sos olarak ekleyeceğiz. Hemen şöyle tavama tost ekmeklerimi koyuyorum. Arkasından da ocağı alacağım. Ocağımızda yerimiz var mı? Güzel. Son şeyiyle açabiliriz. Bakalım. İstersen yer de değiştirebiliriz buna. Sen bilirsin çünkü ıspanaklarımı da pişireceğim ya şimdi. Bana yer lazım. Oo. Evet. Çorbamız pişti. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen çorbayı al blenderdan geçir. Tamam. İstersen servis tabağına al. Ben de orada boşalan ocağımı kullanabileyim rahatlıkla. Şöyle hemen şunu aldım zaten ben. Hop senin için rahat yer açtım. Evet. Harikasın. Al. Teşekkür ederim. Bakalım bunu şöyle ısınmaya bıraktım. Arkasından da hemen bir spatula daha çıkartıp tek tarafında pişirdiğim bohçalarımı kenara alıyorum. Bunu hemen sıcak sıcak şekil verirseniz harika olur. Eğer sıcak şekil verebilme şansınız varsa şöyle kenara aldık. Yeniden döküyorum hemen. Çünkü zaten tavam sıcak. Şöyle güzelce kaşığımın altıyla, kepçemin altıyla inceltiyorum ve şekil veriyorum. Hop. Şunu da ekledik.
Evet. Hop. Şöyle şunda böyle pişmeye devam eder şekilde. Altı pislik olacak. Oldukça önemli. Bunun altına bakıyorum. Evet, tost ekmeklerim de ısındıkken bakalım ne durumda. Gayet güzel olmuş kıvam, değil mi? Biraz daha suya ihtiyaç var mı? Su ısıtmıştım, istersen ilave edebilirsin. Bu arada hemen ben bir tencere daha alıyorum. Bakalım. İnşallah bulacağım. Evet. Şöyle genişçe bir tencerem var. Ocağımın üstüne inşallah bu geniş tencere için kendime yer açabilirim. Evet, ocağımın altı açık. Bu aşamada ne yapıyoruz? Aslında normal bir ıspanak kavurma yaparmış gibi. Şöyle tereyağımı da aldım. Soğanlarımı kavuracağım. Daha sonra ıspanaklarımı ekleyip ıspanaklarımı kavuracağım. Bununla normal ıspanaklardan farklı olarak içinde fark etmişsinizdir. Tarçın var ve dolmalık fıstık var. Biliyorsunuz Osmanlı mutfağı dediğimizde eskiden domatesin henüz Osmanlı mutfağına girmemiş olmasından dolayı her zaman tatlı ürünler kullanılırdı. Ne kullanılırdı? Kuyu kayısılar, hurmalar, kuru meyveler oldukça sık Osmanlı mutfağında kullanılırdı. Yine ekşi de çok fazla kullanılırdı. Bugün yine o tariflerden bir tanesini yapıyoruz ama bu sefer içi tarçınlı. Yine o Osmanlı lezzetini yakalayabilmemiz için. Tarçın sevmezseniz eğer tuzlu ürünlerde tabii ki kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bence deneyin, ben yediğimde inanamamıştım gerçekten. Bu birleşimin bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu arada birçok yörede de biliyorsunuz yumurta tatlı olarak da tüketiliyor. Hiç yedin mi? Geliyorum. Hurmalı, kuru kayısılı falan bir yumurta. Yemedim. Dut kurulu. Dut kurulu da çok fazla yapılır bazı yörelerde. İnanılmaz lezzet oluyor bence. Zaten soğanlama yaptığımızda da karamelize olduğu için soğan son derece aslında bir şeker tadı geliyor ve lezzetli oluyor. O yüzden deneyebilirsiniz bence. Evet. Çorbamızın başka bir şeyi var Çorbamızın için hemen ben bir burada toz, yağ yakabilirim. Toz biberle bir yağ yakabilirsek hem güzel bir lezzet verir hem de güzel bir görüntü verir. Tamam o zaman ben hemen. Hop şunu şöyle ben senin için çevirdim. Tamam. Onu oraya alabilirsin. Ben zaten ocak başındayım. Gözüm onun üstünde. Hı-hı. Bu arada fırınımızda yemeğimiz var. Yemeğimizin biraz suyu taşmış. Sonra biraz böyle dumanı çıkmış. Sonra burada yangın sensörleri var. Biz bir gerilim yaşadık. Reklam arasında eyvahlar olsun diye. Yeniden kameralar yayına girdiğinde şey şeklinde görebilirdiniz biz yağmurlar içinde. Kaşımızdan gözümüzden sular canlı akarken. Canlı yayın işte bu zorlukları var da ben ondan bahsediyorum. Yani şöyle çok ben büyük konuştuğum her şey ama her şey mutlaka başıma gelir. Dedim ki asla ama asla canlı yayın yapmam. Yani beni canlı yayının içine sokamazsınız ama işte dediğim gibi insanın istemediği şey mutlaka başına geliyor. Ama çok da eğlenceliymiş. Açık söyleyeyim, bana demişlerdi ki tadını alınca canlı yayın dışında bir şey yapmak istemezsin. Gerçekten de öyle değil mi? Öyle. Sanki gerçekten. Böyle şey, birebir iletişim kurabiliyor olmak sizinle bence çok keyifli. Yani siz beni izlerken ben de aynı şekilde karşıdan sizinle konuşuyor olabilmek gerçekten benim için çok mutluluk verici. Şunu biliyorlar, 10.30'da Güzide de çıkacak. Tamam mı? 10.30'da bizle beraber sohbet edecek. Yani aynen bu, öyle. Bu şeyi çok güzel. Aynen öyle. Soğanlarım kavrulurken altını açtım. Normal hepimizin evde yaptığı ıspanak kavurması yapar mısın? Nasıl güzel rengi var. Muhteşem. Hemen şöyle yağımı da onun içine döküyorum. Arkasından. Biraz istersen maydanozla da üstüne ne böyle dökebilirsin, süsleyebiliriz. Tamam. Şurada maydanoz ayırmıştık sanki. Evet. Kenara evet. Bir yere maydanoz ayırmıştık. Evet, soğanlarım kavrulurken tabii ki ben bekliyorum ama böyle boş boş beklemek olur mu? Hemen bir izleyicimiz bizi aramış, sağ olsun. Merhabalar. Şermin Hanım. Efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Hayırlı olsun programınız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İzliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yemek yapıyoruz sizin için. Umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Hepsi çok güzel. Evde olan malzemelerden severek izliyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Adana olarak mutlaka Adana yemekleri yapmalısınız. İnşallah. Tabii ki. Tabii ki yapacağız. Zaten Adana yani Türkiye mutfağı dediğinizde Adana yapmadan hiç olur mu sizce? Mümkün mü böyle bir şey? Yani kesinlikle olmaması lazım zaten Adana. Adana'da evlerde en çok hangi yemekler yapılır? İçli köfte, mumbar, lahmacun evde. Şimdi mumbarı biz de ben de çok severim. Ama mumbarı genelde evde yapılabilitesi çok yüksek bir yemekmiş gibi gelmiyor bana açıkçası. Çok büyük el mahareti gerektiren ürünlerden bir tanesi, öyle değil mi? Kesinlikle ama evde yapılan daha lezzetli, daha temiz olduğu için genelde evde tercih ediyoruz biz. Bir de sadece aslında temiz olduğu için değil de en sevdiğiniz, en şekilde böyle baharatlanması, lezzetlendirmesi en sevdiğiniz şekilde yapıyorsunuzdur. Aynen öyle. Vallahi aynen.
Harikasınız. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Adana'ya gittiğim zaman sık sık yiyorum yani. Of of of, harika gerçekten. İstanbul'da da ama kadınlar pazarı bu konuda çok iyi. Mumbarı çok güzel. Ben orada yiyorum. Çok seviyorum. Evet, aynen, orası çok güzel. Temiz de yapıyorlar yani. Tanıdığımız yerler de var. Tertemiz yapıyorlar. Evet, Adana'da ben bir mumbar yedim. Gerçekten yeri orası. Mükemmel. Çok güzeldi. Tabii biz yani burada ne Adana'nın görüyoruz ki? Biz burada kebap mı görüyoruz? Biz burada mumbar mı görüyoruz? Bu arada doğrusu mumbar mı? Bumbar mı? Mumbar. Mumbar değil mi? Evet. Bumbar dedim ha ben de. Evet evet. Ben de çünkü çok karışıklık. Bazen bumbar mı mumbar mı? Evet doğrusu olabiliyor, mumbarmış. Olabiliyor, bazen dilimiz sürçüyor. Biz de diyebiliyoruz yani bumbar diye. Evet, ben bumbar biliydim ama mumbarmış da. Ben bumbar biliydim valla. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, hayırlı olsun programınız diyorum ama bana fincan takımı gönderirseniz çok sevinirim. Çok yapımcımız fincanlarınızı. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. İnşallah yapımcımız şu anda kulağıma fısıldadı. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Evet, Adana'ya çok selam var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aleyküm selam. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ olun. Bu arada ne yaptık? Hemen bakın, soğanlarımız kavruldu. Bu arada artık boşçalarımızı yapabiliriz. Nerede tamam. Nerede bizim kremamız? Ben getiriyorum kremanı. Tamam. Şöyle ıspanaklarımı da ekledim. Ispanakları hızlıca kavuruyoruz. Bakayım. Öyle ya da of, böyle. Of, bu nasıl olacak. Güzel koktu. Alıyor musun ekmek kokusunu? Ay, şöyle tabii, bunu biraz daha kızartacağım. Böyle güzelce kızartın. Elinizi korkak alıştırmayın. Özellikle tavaya koyduk. Bunun çıtır çıtır olması. Ah lazım. Bir tereyağımız olsa da yesek. Evet. Evet, ne yapıyoruz? Şöyle sağ. Bunları bir şöyle. Kaldırayım. İstersen şey yapabilirsin Hacık. Bunları yavaş yavaş masaya getireyim. Koyabilirsin. Evet, tamam, onlarla işim bitti. Şöyle son kalan ekmek parçalarımı aldım kenara doğru. Şu tavamı şöyle kenara koydum. Heh, bakalım koyayım. Burayı yakmayayım. Yok yok. Ocağımı şöyle kapattım. Hatta bakayım bununla da çok ilgilenemeyeceğim için artık. Heh, bakalım. Böyle. Teşekkür ederim. Bunu. Evet, ıspanak için şu ekmekler şurada dursun. Ben bohçalarımı yapmaya geçmek istiyorum. Şöyle geniş bir tabak aldım. Ne kadar güzeldi ya bugün. Değil mi? He, harika. Çok beğendim. Çok. Harika. Bunları hemen alalım. Aldıklarımızı hızlı hızlı yapalım istiyorum. Evet. Dediğim gibi asla soğutmamanız gerekiyor. O yüzden çıkar çıkmaz hemen. Arkadaki şöyle fırın beni tarihi. Güzide. Vallahi sesini. Piştiyse onu da getiriyorum. Sıktım. Arkasından şu şekilde bastırdığınızda yapışmış oluyor. Böyle kolayca ısıra ısıra yiyebileceğiniz. Aa, çok en güzel oldu bu. Tamam. Evet, bakalım. Şunu da hemen alıyorum ocaktan. En önemli püf noktası çıkar çıkmaz hemen kremasını doldurmanız gerekiyor. Yoksa asla şekil almıyor. Göstereceğim şimdi şekil almayan versiyonu nasıl oluyor. Biz kremamız soğumasını biraz bekledik. O yüzden siz bizim gibi beklemeyebilirsiniz. Şöyle hemen şunu da kenardan aldım ve yapıştırdım. Şu şekilde tabağıma koydum. Hemen yeni ürünümü döküyorum. Bohçamı. Ne yapmıştım? Öncelikle biraz döktüm. Arkasından kepçemin ucuyla hem şekil verdim hem de biraz incelttim. Şu şekilde çok aman aman doldurmanıza gerek yok. Zaten tavada onun içinde çok fazla yer olmuyor. Böyle devasa tavanız yoksa en fazla benim yaptığım gibi iki tane ürünü alabilecek kadar koyabiliyorsunuz. Yemeğimizin güzelliğine bir bak. Ya, ya. Ne geldi sıraya? Of, of, of. Yemeğimiz de fırından çıktı. Ispanaklarımızı güzelce kavuruyoruz. Salçamı aldım. Salçamı da şöyle normal ıspanak yemeği yaparmış gibi ekledim. Onlar da altı açık şekilde kavrulmaya devam etsinler. Bu arada ne demiştim? Asla soğutmamamız gerekiyor demiştim. Hemen göstermek istiyorum size nedenini. Bakın. Asla soğuyan şekil almıyor. Kurabiye gibi oluyor. O yüzden bunlar da çok lezzetli bu arada. Lezzeti kötü değil kesinlikle. Böyle yiyebilirsiniz. Ama şekil vermek istiyorsanız tavadan aldığınız anda içini doldurup hemen sıkıp kapatmanız gerekiyor şu şekilde. Rahatlıkla kapatabilmeniz için kuma bakar mısın? Çok çıtır güzel. Çıtır. Bu kanoli var ya İtalyanların. Ne aynı diyeyim? İtalyanların kanoli. Yiyecek şimdi onu. Yiyecek kenarda. Şundan alabilirim. Yalnız efsane. Şöyle verdim. Bunları süsleyeceğiz. Şimdi iki tarafına böyle kuru meyveler koyabilirsiniz. Yaş meyveler koyabilirsiniz ya da fıstıkla, toz fıstıkla süsleyebilirsiniz. Ben bunu kıyıp atamam. Ay canım, niye atacağım? Yiyeceğim. Onu yiyeceğiz az sonra çayla beraber. Yiyelim. Sadece şekil veremiyoruz. Yani tabii ki gariplik yok. Noktası bu güzel. Tabii tabii, hemen sıcak. Sıkar çıkmaz hemen aynen edeceğiz. Şöyle salçamı, ıspanağımı kavurdum. Arkasından tarçınımı ekliyorum. Dolmalık fıstık ve yumurtaları da en son aşamada. O tarçın. Ha. Evet evet, tarçın. Tarçını koyarsın. Tarçın koyduk tabii. Biraz tuzumu ekliyorum.
Bunu çok fazla öldürmeye gerek yok. Normal kavrulmuş bir ıspanak. Ispanak kavurması, yumurtalı ıspanak kavurması yapıyoruz ama içinde ekstra tarçınımız var. Bak yumurtası daha buraya. Altını full açık yapabilirsiniz. Dediğim gibi ıspanağın öyle aman aman. Hatta ıspanak en faydalı hali, pişmeden yenen hali. Çiğden salatalarınıza koyabilirsiniz. Şu şekilde ıspanağımız pişerken. Neye dalım? Neye badın? Ne kaldı sıradaki geriye? Sıradakini mi getireyim? Sıradaki gelsin. O zaman bunları da evet. Tarafa koyalım. Ben sana getireyim. Onun yapımı devam ediyor ama az önce duymadım ne söyledi. Hatta bir izleyicimiz varmış. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakıyorum Gülay Hanım. Programınız efendim. Elazığ'dan mı arıyorsunuz bizi? Evet, Elazığ'dan arıyorum. Elazığ'a geliyoruz inşallah. Efendim? Elazığ'a en yakın zamanda geliyoruz inşallah ziyaretinize. İnşallah bekliyorum. 25 Kasım'da bekliyorum. Oradayız. Allah tamam, nasip ederse. Teşekkür ederim. İnşallah nasılsınız, iyi misiniz? Ne zaman buradasınız? 25 Kasım'da oradayız inşallah. 25 Kasım'da, evet. Evet. İyi misiniz? İnşallah bekliyorum. Nasılsınız? Evet. Var mı söylemek İyiyim, istediğiniz bir şey? Vallahi söylemek istediğim programınızı çok beğeniyorum. Ta birinci programından belli sizi dinliyorum, seyrediyorum. Ah. Çok beğeniyorum. Çok hiç işimi gücümü bırakmıyorum, sizi seyrediyorum vallahi. Allah razı olsun. Ama ne işi gücü sabahtan. Biraz dinlenelim, işler güçler yapılır, yine kaçmıyoruz ya. Değil mi? Evet. Zaten ev işleri bitmez. Her evet. Daim ev işi koşturmak gerektiriyor yani. Evet, aynen öyle. Evet. Ben de hiç vallahi hiç işimi gücümü bırakıyorum. Ben eşim vefat etmiş, tek başınayım. Annem çağırıyor, vallahi gitmiyorum diyorum. Ben diyorum, ben Güzide Hanım'ı seyretmeden gitmem diyorum. Allah razı olsun. Oturmuşum, sizi seyrediyorum. Evet. Çok teşekkür maşallah. Ediyorum. Çok evet. Sağ olun aradığınız sizi için bizi. Yanınızdaki arkadaşınızla Hacı Hanım, Hacı Kurban. Ben çok Rabbim. Beğeniyorum. Hele kıyafetini. Değil bayağı. Mi? Hacıka efsane valla. Ben Rabbim de çok seviyorum. Rabbim sizlere evet. Ömür versin çok, inşallah. Çok beğeniyorum. Evet, çok seviyorum sizi. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Evet. Buradan selamlarımızı yolluyoruz Elazığ'a. Sizin selam Hadi söylemek selam. İstediğiniz biri var mı? Hepinize de herkese selamlarımı söylüyorum. Vallahi fincan takımınızı çok beğendim. Bana gönderin. İnşallah. Ay bugün fincan takımımız ne kadar Vallahi. Çok sevildi. Vallahi dünden zaten dünden belliydi. Çok teşekkür evet. Ediyoruz aradığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gerçekten. Yolluyoruz Elazığ'a. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Evet, çok beğendim. Çok bak yine karşımda çok beğeniyorum. Hoşuma gitti. Tamam, size de bir fincan takımı yolluyoruz o zaman. Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Vallahi bugün herkes çok beğenmiş fincan Vallahi, takımı beğenilecek gibi biz değil. De bize kalmadı. Biz karşılıklı tamam, sen o kadar bekledin olmadı. Şimdi bunu servis edebileceğimiz artık bir tabak rica hemen edeyim. Veriyorum. Senden hemen diğer yemeğimize geçelim. Ispanaklarımız kavruldu. Ispanakları ne yaptık? Tarçınla pişirdik. İçerisine yumurta kırdık. Bir ıspanak kavurması yaptık aslında. Bu olur mu güzel? Evet, bir ara sıcak olarak düşünebilirsiniz. Şöyle hemen kızarttığımız tost ekmeklerini üzerine diziyorum. Bakalım hop hop. Arkasından kavurduğum ıspanaklarımı ekliyorum. Bakalım. Yanmıyorum. Yanmadım. Şimdi yandım. Tamam. Yeterli. Şöyle ıspanaklarımın üzerine kavrulmuş ekmeklerimin, kızarmış ekmeklerimin üzerine kavrulmuş ıspanaklarımı ekliyorum. Bu arada mis gibi koktu. Tabii. Hem de masama getireyim. Evet. Bak akıllı kadın elini yakmasın diye hemen eldivenini taktı. Şöyle ıspanaklarımı servis etmek için kızarmış ekmeklerimin üzerine aldım. Burada neyim var? Daha sonra dolmalı fıstık ve toz biberi iyice kızartacağım. Daha sonra onların üzerine dökeceğim. Ama bunları senden isteyeceğim Hacuka. Tamam, müsaitsen eğer ben hemen yeni tarifimizi yapmaya geçelim. Ben bunu hafta sonu yaptım. Hemen sizinle de paylaşmak istedim. Çok beğendim çünkü sıradaki yemeğimizi, tatlımızı. Oo, kız şöyle. Çok güzel. Dolmalı fıstığımız ve toz biberimizi biraz, hatta burada vardı az önce. Heh, evet artık burada yok. Da tamam yok var mı? Tamam, aynı tavayla yapabiliriz, hiç sıkıntı yok. Şöyle şunu da hemen arka tarafa attım ben. Bunu ben öyle... Evet, neyi var sırada? Tiramisu topları yapıyoruz. Tiramisu topları. Duyamadım, tekrar alabilirsem. 10 dakikamız kalmış, tamam çok rahatız. Öncelikle neyimiz var? Burada bir bisküvim var. Şimdi hemen malzemelerini sayayım, daha sonra anlatacağım. 2 paket burçak bisküvi, 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı sıcak su. 1 paket mascarpone ya da labne kullanabilirsiniz. Ben burada mascarpone yazdım. Gerçekten mascarpone almışız. Ama yani hani babamızın evinde de bence mascarpone yoktu. Labneyle de iş görebilirsiniz. Bu İtalyan lezzetlerine aşina olanlar çok kızıyor.
diyor labneyle tiramisu yapılır. Ama biz bugün tiramisu yapmıyoruz zaten. Onun farklı bir versiyonunu yapıyoruz. Bir paket vanilya, 2 kaşık pudra şekeri, 2-3 kaşık kakao, 4 yemek kaşığı da buzlukta soğutulmuş krem çikolatamız var. Ben bugün burçak bisküviyle yapıyorum. Siz dilerseniz kedi dili kullanabilirsiniz ama ben açık söyleyeyim kedi dilinden daha lezzetli bir bisküvi olduğu için. Bu arada marka mı oluyor bu? Tamam olmuyormuş. Normal bisküvi yani tahıllı. Bisküvimizi aldık, güzelce onları parçaladık. Güzelim, bunu alıyorum. Alabilirsin. Gösterdiğim gibi yapabilirsin, hiç sıkıntı yok. Tamam. Şöyle toz şekerimi ekledim, pudra şekerimi. Hop. Arkasından granül kahve ve vanilyayı da ekliyorum hemen. Şöyle hop. Neyimiz var? Granül kahveyle burada bir şeyimiz vardı, hatırlar mısın? Çırpıcımız. Var tabii. Bızızıt bir çırpıcı aldık. Şimdi hemen bunu da yapabilirim ben. Granül kahvemi ekledim. Bakalım yeterli olur. Arkasından kaynar suya ihtiyacım var. Bu su hemen ısınsın. 2 dakikada. Bu arada şekeri, toz şeker kullanabilirdik. Ama ben bir saniye hemen şuradan bir kaşık alacağım. Şöyle pudra şekerinden üzerinden biraz alacağım. Çünkü burada şekere ihtiyacım var. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dalgano kahve yapıyoruz. Hepinizin sosyal medyada çok fazla gördüğü, mutlaka da denemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Dalgano kahve yaptın mı hiç? Hiç etmedim ben öyle çok. Ben öyle yapmam de. Bilmediğim şeyleri yapmam de. Yani direkt granül kahveyi sıcak suyla da ıslatabilirsiniz. Ya da espresso kullanabilirsiniz. Ama ben bugün dalgano kahveyle biraz koyu kıvam, köpük kıvamı vermek istiyorum. Bunu şimdi ya bunun üstüne mi ediyorum? Aynen, üzerine dökerken hatta kameramızda görse efsane lezzetli bir şey oluyor. Hop. Evet, Osmanlı usulü tarçınlı ıspanak kavurmalarımızla harika, bence tam bir baş tacı sofrada böyle çok koyup güzel, lezzetle tüketebileceğiniz bir ürün. Evet, ne yapıyoruz? Hemen şöyle ben ılık suyla beraber, bunun açma kapaması neredeydi yahu? Ha buraya da. Ha, bakayım hani nerede? Ha üstte, ay vallahi bulamadım. Ne yapıyorum bakayım, yerim çırpıcımla şöyle. Granül kahvemi güzelce köpürtüyorum. Arkasından burçak bisküvilerimi bununla ıslatacağım ve içine peynir koyacağım. Şöyle güzelce köpürsün. Onun köpüğüne ve lezzetine, kokusuna, sert kıvamına ihtiyacımız var. Bu arada buzlukta da soğuttuğumuz krem çikolatalarımız var. Neden krem çikolata, damla çikolata değil? Çünkü krem çikolata bu toplar yapıldıktan sonra içinde yumuşak kalmasını istiyorum. Bakar mısın kıvamına? Bak ne kadar yumuşaktı da güzel. Aynen. Ha böyle yapışıyor. Aynen. Bunu iki tarafına şimdi bak hemen istersen göstererek yapalım. İşim bittiyse son bir tane daha kaldı herhalde. İki tarafına da şöyle meyvelerinizden koyabilirsiniz güzel. Şöyle üzerine toz fıstık dökebilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza bağlı olarak değişecektir süsleme şekli. Süsleme şekline karışmam. Ben tarifini verir kenara çekilirim, gerisi sizde. Zaten de yani buradaki hanımefendilere de ben süsleme öğretecek değilim. O kadar hadsiz değilim. Biliyorum ki hepiniz muhteşem sunumlar yapıyorsunuz. Ne yaptım? Kesinlikle. Rondodan geçirdiğim bisküvilerim var. İsterseniz kedi dili de kullanabilirsiniz. Arkasından bakar mısınız şu kahvenin kıvamına? Bunu aynı şekilde sütün üzerine koyarak da harika bir latte gibi de yiyebilirsiniz. Daha sonrasında da tabii ki peynirimin tamamını kullanmayacağım. Pahalı da bir peynir olduğu için kaşıkla almak istiyorum. Şöyle peynirimi de o istediğim tiramisu lezzetini vermesi için ekledim. Labne ile arasındaki fark bunun hem biraz daha kremamsı olması hem de suyunun daha az olması. Böylelikle kıvamı da tiramisu yaptığımızda çok daha rahat yakalanabiliyor. Süzme yoğurt olur mu dediler kulaklıktan. Hayır olmaz. O kadar da değil. Babamızın evinde labne vardı yani, süzme yoğurtsuz da yapabilir. Cheesecake'i süzme yoğurtla yapabilirsiniz ama. Bu arada eldivenimiz var mıydı? Vardı. Eldiven alayım çünkü bu elime çok yapışacak. Elimi sokarsam eğer, o yüzden direkt eldivenle ilerleyelim. Bir tane eldiven yeteyim mi? İki tane bir tane yeterli. Tamam. Son olarak da buzlukta böyle soğumaya bıraktığımız çikolatamız var. Onu da alalım. Şöyle hemen kaşığımı sıyırdım. İnanılmaz lezzetli oluyor. Tadına baktığınızda ben de sizin çok sevineceğinizi açıkçası düşünüyorum. Şöyle bol kahveli. İçine de yumuşacık çikolatalar koydum. Ben çikolataya bitiyorum. Hafta sonu görümcem. Senin çikolata aşkına. Hafta sonu muydu görümcemle kayınvalidem geldiğinde? Hafta sonu değildi sanki. Hafta sonu muydu? Cumartesi günü. Geldiler. Şerbetli tatlı seviyorlar. Bizim de en büyük derdimiz o. Eşimin ailesiyle. Allah daha büyük dert vermesin. Ben çikolatalı tatlılar seviyorum. Onlar da şerbetli seviyorlar. O yüzden şerbetli yap. Ortayı bulalım bak.
şerbetli yaptım maalesef. Sunum tabağı alabilirim, servis tabağı alabilirim. Şu şekilde tamam. Elimde malzemem var. Arkasından burada erittiğim, pardon dondurduğum krem çikolatam var. Onları şöyle güzelce elimle bir top haline getiriyorum. Arkasından da ister kakaoya bulayabilirsiniz, isterseniz üzerine yine çikolataya bulayabilirsiniz. Bu arada eğer şey yaparsanız, buzdolabında soğutma şansınız olursa çok daha kolay olacaktır. Şöyle elime bir kakao dökeceğim. Sizin için dehşet verici görüntüler olabilir. Ama kolaylıkla şekil verilebiliyor bu şekilde. Kakao sevmiyorsanız dediğim gibi eritilmiş çikolatayı da bandırabilirsiniz. Ben bugün kakaoya bandırıyorum çünkü içinde ziyadesiyle çikolata var. Buzlukta dondurduğum krem çikolatalarımı şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar içine doldurdum. Her lokmada sizi çikolataya doyuracak. Bu arada seslendirmede kan şekerinizi tavan yaptıracak deniyor. Şimdi ben bunun kaç katını yiyorum bir oturuşta? Bu benim kan şekerime etki edebilir mi ya? Hacuka, eder mi? Etmez. Bence etmez. Artık sağ hiçbir şeyin etki etmiyorsun ya. Çok tatlı seviyorsun. Bu kadar mı? Bu kadar hızlı mı karar verdin? Tatlı seviyorsun ya. Ben artık sana hiçbir şeyin etki edeceğini düşünmüyorum ya vallahi. Burada elim kakaolu. Vallahi kusura bakmayın ama mecburum yani elimi bulaştırmadan bu işi görebilmem mümkün değildi. Bir şekilde tiramisu toplarımızda. Yalnız çok güzel oldu bu. Evet, içi de bol çikolatalı. Hiç malzemeden kısmadık. Şöyle programımızın sonuna doğru gelirken tiramisu toplarımızı da yaptık. İçine mascarpone peyniri var. Dalgano kahve koyduk. Kahvesiyle, çikolatasıyla, bisküvisiyle lezzetli bir şekilde yiyebileceğimiz harika bir ürün oldu. Bol kakaolu siz dilerseniz kakao yerine erimiş çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bugün kakaoya buluyorum. Çünkü zaten içinde de şekeri var. Şeker anlamında bizi rahatsız etmeyecek o yüzden. Wow, harika, bakar mısınız? Damat bohçası, gelin bohçası ya da sadece bohça tatlısı ne demek isterseniz yine dediğim gibi masada güzel görünecek, lezzetiyle sizi çok mutlu edecek ürünlerden bir tanesi. Bu arada bunun üstüne biraz fıstık olabilirim. Dışlama yahu, benim tiramisu toplarımı. Onlara da biraz fıstık koyalım. Bu da güzel. Ben sadece ondan yiyeceğim ya şimdi, onun için kendime şey yapıyorum, süsletiyorum. Hırslandım. Şöyle. Evet, sonuncuyu da ben tamamını yapmıyorum, kalanını. Programdan sonra yapar ve yeriz. Ben de yavaş yavaş o zaman. Hop, şunun ortasına koyduk. Evet. Ellerimi sokamayacağım. Sen masayı çekerseniz ben de orada simsiyah olmuş ellerimi yıkayayım artık. Şöyle. Bu arada zor bizim işimizde ya. Tabii. El sokmadan yemek olmuyor. El girince el yıkamak gerekiyor. Ama işte dediğimiz gibi canlı yayın olunca böyle habire de güzel görünmeyebiliyor bazen. Şöyle güzelce silelim. Kakaolardan arındırmaya çalıştım. Sen geçen gün ne demiştin? Elimde kakao vardı. Kusura bakmayın. Çok kötü gözüküyor dediler. Dünya hakaret ettiler bana. Evet. Masaya geçelim mi artık? Geçelim de artık. Ispanağımızı unuttuk. Ispanağımızı getiriyor. Ispanağımız kaldı orada. Evet, masamıza geçtik. Bugün ne yaptık? Bugün 6 çeşidimiz vardı. Bu 6 çeşitte neler vardı? Öncelikle sandal börek. Arkasından güzel bir şiş köfte yaptık. Aslında kebap gibi düşünebiliriz. Güzelce önden kızarttık. Arkasından fırına attık. Uzun uzun pişirdik. Daha sonrasında güzel bir cennet çorbası yaptık. Mısır unlu, patatesli, soğanlı, sarımsaklı son derece lezzetli. Daha sonra Osmanlı usulü ıspanak yaptık. İçine tarçın koyduk. Sever misin tarçını? İlk defa yiyeceğim. Hiç bence tarçın. Çok seveceksin çünkü tamam. Ben denedim. Bakacağım. İnanamadım. Gerçekten bu kadar lezzetli olabilirim diye çok sevdim. Osmanlı mutfağı zaten tarçını kullanıyordu ya. Demek evet. Ki ondan... Aynen. Osmanlı yemeklerinde oldukça fazla. Bunun dışında ne yaptık? Damat bohçası, bohça tatlısı ya da gelin bohçası olarak anılan bu güzel tatlıyı yaptık. Son derece pratik. İçine maya girmeden sadece kabartma tozuyla güzelce şekil verip arkasından süsledik. Ama neydi püf noktası? Tavadan çıkar çıkmaz sıcak şekil veriyoruz ve tek tarafını pişiriyoruz. Kaldığımı söylemediğim şey, tiramisu toplarımız var. Kendim için özel yaptım. Bu tiramisu toplarını dalgana kahveyle ıslattık. Arkasından içine dondurulmuş krem çikolata ekleyip top haline getirdik ve kakaoya buladık. Bugünkü menümüz böyleydi. Yarın Trabzon'a gidiyoruz, değil mi? Oo. Harika bir konuğumuz var. Trabzon yemekleriyle, Trabzon türküleriyle, kemençe eşliğinde güzel bir gün planlıyoruz. İnşallah güzel bir menü. Çok da uzun değil mi? Evet. Kaç tane? Güzel. Baktın mı? Yani 6 çeşit. 8 mi? Hayır, ne 6 çeşidi? 7-8 mi etmiş? Tabii 7-8 kendini kaybediyor. Yaparız diyor ya, yaparız. Dedim madem yaparız. Ya. Evet. Yaparız. Hallederiz biz. Trabzon yemekleri yine efsane. Konumuz da çok hızlıydı ya, yaparız. Yaparız. Yarın bizi izlerseniz çok seviniriz. Biz yine Kanal İ'de ekranlarında saat 10.30'da Güzide'yle Mutfaktan Sofraya programıyla sizinle olacağız. Bizi yalnız bırakmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.